Düşme im kızım. Ne yaptın kızım? Kapattın mı babanın telefonunu? Aa, oyuncak değil kızım, ver. Ver. Alo. 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 Lamia. Efendim? Tebrik ederim. Sen kazandın. Kenan'a artık özgür olduğunu söyleyebilirsin. Biz biraz önce boşandık. Melek açtı. Alo. Bir dakika. Kim? Cavidan Hanım. Alo? Alo? Kapatmış. Eve gidiyoruz. Peki efendim. Oynarken çaldı. Tesadüfen açtı o da. Mecburen konuştuk. Ne dedi sana? Dedi ki... Hakaret mi etti? Ne söyledi Lamia? Kenan'a artık özgür olduğunu söyleyebilirsin dedi. Biraz önce boşandığınızı söyledi. Yani. Boşanmışız öyle mi? Hı hı. Niye öyle bakıyorsun? Sevinmedin mi? Sevindim de sen... Ben... Şaşkınım sadece. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Bitti ha. Evli değilim artık. İçim bomboş şu anda. Duygusuzum sanki. Hay Allah. Boşandık. En büyük iki engelin biri kalktı. Sıra sende şimdi. Cemil'den kurtulmakta. Hemen aç davayı, hemen. Cemil engelini de aşalım. Tamam. Onun dava açmasını beklemeyelim. Biz hareket edelim önce. Olur. Hemen açarım. Oh. Nasıl hafifledim. Dünya varmış.
daire. Bak bakalım nerede kaldı Cemil. Peki efendim. Söyle, avukat bey bekliyor. Hı hı. Ah. Neredesin oğlum? Avukat bey seni bekliyor. Niye? Ekaret vereceksin bugün. Hemen açıyoruz boşanma davasını. Basından gizli tutacağız bu sefer. İstanbul dışında bir yerde görülecek dava. Boşanma gerçekleştikten sonra duyulacak tabii ama... o zamana kadar sorulara muhatap olmayacağız hiç değilse. Bütün detaylar konuşulmuş. Evet. En ince ayrıntısına kadar. Yalnız atladığın bir şey var baba. Ben boşanmak istiyor muyum bakalım? Yapma oğlum. Bunu konuşmadık mı daha önce? Ve ben sana istemediğimi söyledim. Daha niye benim adıma kararlar alıyorsun ha? Oğlum lütfen. Niye sınırlarını zorluyorsun? Ben ellerimi yıkayayım. İnat etme Cemil. Boşan gitsin oğlum. Bu utançla nasıl yaşarız? Hakkında neler yazılır çizilir? Baskıya dayanabilir misin? Siyaset hayatında düzgün bir aileye sahip olmanın önemi malum. Kendi ailesinin düzenini sağlayamayan adama yönetimde görev verilir mi hiç? Bir düşün. Sen de bir kerecik olsun beni düşün baba. Beni düşün. Ben Lamia'yı seviyorum. Karımı seviyorum. Boşanmayacağım. Oğlum, o seni kalben ve fikren boşadı zaten. Niye ısrar ediyorsun? Kenan'ın aşkı ona zarar veriyor baba. Ben Lamia'yı Kenan'dan korumak adına serbest bırakmayacağım. O adam mutlu edemez Lamia'yı. Edemeyecek. Hiçbir zaman benim sevdiğim kadar sevemeyecek. Lamia bir gün anlayacak bunu. Er ya da geç bir gün kendi ayaklarıyla bana dönecek. Biliyorum. Sen mantıklı düşünemiyorsun. Lamia benim karım. Karım olarak kalacak. İşte o kadar. Bak. Avukattan rica edeyim ben buraya gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun. İşlemleri buradan başlatalım. Basın ne kadar geç duyarsa o kadar iyi bizim için. Cavidan Hanım açıklama yapar mı acaba? Bilmem. Yaparsa duyarız zaten. Ya yapmazsa? Yapmasın. Ne önemi var ki? Ya bize yalan söylediyse? Bu kadar çabuk olması düşündürüyor beni. Korkuyorum ya Şahika Hanım'la birlikte kararlaştırdıkları bir plansa yine bu? Olabilir. Ama boşandık demek ona ne kazandırır ki? Bilemiyorum. Bizimle oynamak istiyordur belki de. Ümitlenelim. Sonra hayal kırıklığına uğrayalım, gerilelim falan diye. Yapar yani. Haklı olabilirsin. Daha önce de yaptı. Artık ona hiç güvenmiyorum. Nasıl emin olacağız? Boşanma ilamını elime almadan emin olamam. Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönmüştünüz. Hakim karar verdiği halde ilamı almadınız. Evliliğiniz devam etti. Bu sefer alacağım. Varsa tabii. Gidip bakmak lazım. Dur canım. Yalnız kalabilir misin burada? Kalırım. Kalırım canım, ne var? Kapımızı kilitler otururuz kızımla. Değil mi kızım? Ben gideyim o zaman. Tamam. Gel kızım. Ben bir duş alayım, hazırlanıp çıkayım hemen. İşin gerçeğini öğrenelim bakalım, içimiz rahat etsin.
Ay, çok beklettin mi? Yok, yeni geldim ben de. Kalp kalbe karşıymış valla. Ben de tam arayayım şunu, buluşalım da havadis alayım diyordum. Zır sen aradın. Ne içiyorsun? Kahve. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir kahve lütfen. Hemen geliyor. Gözlük ne alaka şimdi? Yeni mi aldın? Ay, çıkar Allah aşkına, yüzünü göreyim. Aa, ne oldu sana? Ağlamışsın. Ne oldu Nimet, söylesene. Keşke sana güvenebilsem Elisa. İçimi dökebilsem. Ay Nimet, korkutma beni, ne oldu? Ben çok kötüyüm. Bildiğin gibi değil. Anlat. Söz bende kalacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nimet. Güven bana. Aslında hiç kimseye güvenmiyorum hayatta. Kime elim uzattıysam boş çevirdiğinize. Herkes benden bir şeyler aldı. Kimse bir şey vermedi. Ne sevgi, ne güven. İnsanlar çok bencil. Kimse beni ben olarak görmedi hayatta. Hep yedek kaldım. Birilerinin boşluğunu doldurdum. Ben hep birilerinin yanında oldum. Arkasında durdum. Benle güçlendiler. Güçlerini deneyip kendilerini ispat ettiler. Dost acı söyler ama sen de fırsat verdin be anacığım. Şimdi doğruya doğru. Haklısın. Bu yüzden kızamıyorum kimseye. Biliyorum. Suç bende. Ben aptalım çünkü. Ben zayıfım. Kullandılar beni. Aşağıladılar. Şş, ağlama. Ben kendimi kandırıyormuşum bugüne kadar. Dün gece... Dün gece Cemil çarptı gerçeği yüzüme. Ne dedi? Çok yalnızım Enize. Ben seni çok özlüyorum. Canım. Yapma, ağlama. Hor görme kendini böyle. Değerini bil. Gençsin, güzelsin, akıllı kadınsın. İşin gücün var. Çok şükür paran pulun var. Kendine güven ayol. Kimseden kimseye fayda yok şu hayatta. Bırak, metilik verme. Hı? Sana kötü enerji veren ne varsa çıkar at hayatından. İşine konsantre ol vallahi. Milletin arkasından ağlayacağına, başarılarına gül, eğlen. Ay, bir tanemsin sen benim. Kıyamam ben sana. Ne yaptın kızım? Kapattın mı babanın telefonunu? Kim aramış bakalım, söyleyelim babana. Aa, o oyuncak değil kızım, ver. Ver kızım. Efendim hala. Cavidan, neredesin sen? Evdeyim. Evi kaç kere aradım, yok dediler. Yoktum. Cebin de kapalıydı. Meraktan öldüm. Toplantıya mı girdim, başka bir şey mi yaptım anlamadım valla. Aklım sende kaldı. Ne oldu, niye gelmedin? Duruşmaya gittim. Bitti hala. Ne diyorsun? Boşandık. Bitti. Hemen geliyorum. Ne olmuş? Yo yo, sakın. Yalnız kalmak istiyorum. Cavidan. Gelme lütfen. İyiyim ben. Emin misin?
Evet alıcım, merak etme. Peki canım. Bana ihtiyacın olursa ara. Tamam. Canım, çok öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne olmuş? Kenan'la boşanmışlar. Cavidan adına sevindim. Adliyeden sonra stüdyoyu ararım. Müsaitlerse gider bu bestenin kaydını yaparım. Hı. Lamia, gerçekten yalnız kalabilirsin değil mi? Evet, merak etme. Beni bir çaldır da evin numarasını kaydedeyim. Ararım sonra. Çok dikkatli ol. Merak etme. Ters bir durum olursa hemen ara. Hı hı. Dışarıya da çıkmayın sakın. Yok canım, nereye çıkacağız? Melek, yaramazlık yapma. Üzme anneni, olur mu? Tamam mı kızım? Aferin benim kızım. Aferin sana. Baba işlerini halledip gelecek. Taksi bulabilecek misin? Merkeze kadar yürür, oradan binerim. Hoşça kal. Güle güle. Durumu öğrenince hemen ara. Merak ederim. Tamam. Çay istiyor musun Makbule? İstemiyorum. Fasulye ıslattım. Akşama pişiririz ha? Barış gelmedi. Dün akşamdan beri ses seda yok. Çiçek de gelmedi bugün. Bir şey mi oldu acaba? Hasta falan olmasın, Allah korusun. Sen konuşmadın, öyle beklettin ya saatlerce. İstemiyorsun diye gelmedi o da. Israr etmedi bak. Bunu atmadı seni, aferin. Vazgeçmedi, gelir o yine. Gelir. Çayımı için pazara gidelim ha? Sebze falan alırız, bakınırız öyle. Benim canım evden çıkmak istemiyor hiç. Sen git gel. Öf, boş ver, ben de gitmem o zaman. Yarın marketten alırız sebzeyi de. Lamia Hanım biraz rahatsız. Görüşemeyecek, kusura bakmayın. Projeyle ben de ilgileniyorum. Öğrenmek istediklerinizi bana sorabilirsiniz.
Yok, hayır. Canlı yayına çıkacak durumda değil. Evet. Evet, evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, bir misafiriniz var. Kim? Barış Bey. Buyursun bakalım. Ne için görecektiniz Sayıp Bey'le? Özel. Buyurun. Çıkarken kapıyı kapat. Sen ne cesaretle giriyorsun benim evime? Ben seni arayacağım demedim mi? Ha? Ne işin var burada? Aramadınız ama. Ben çok önemli ve meşgul bir adamım. Şu anda senden daha önemli işlerle uğraşıyorum. Sıranı bekle. Bana bir söz verdiniz. Gittim Makbule'yi gördüm. Konuştum. Benden istediğinizi kelimesi kelimesine yerine getirdim. İşiniz oldu bitti diye kıvırmayın. Ödeyin paramı. Şimdi senin düşünecek halim yok. Bekle dedim. Benimle oyun oynamayın. Verin paramı. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Ben bitmiş bir adamım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. O yüzden paramı vermezseniz olacaklardan da korkmuyorum. Çek git şimdi. Bir daha gözüm görmesin seni. Hadi güle güle. Bunun karşılığı var mı yok mu nereden bileceğim? Arayın bankayı, ben konuşacağım. Bana bak. İstesen 5 kuruş bile vermem. Arkana baka baka çıkar gidersin. Benim asabımı bozma. Bunu aldığına şükret, defol git. Arayın bankayı. Kontrol etmeden bir yere gitmiyorum. Ben de vermiyorum. Hadi bakalım. Hadi, vermiyorum. Ne yapacaksın? Uğraşacak mısın benimle? Uğraş hadi. Elinden geleni ardına koma. Ama şunu da unutma oğlum. Ben kuru gürültüye pavuç bırakmam. Adamın canını okurum. Eğer bir daha karşıma çıkarsan dünyaya geldiğine pişman ederim seni. Hadi şimdi defol. Öyle sertliğe gerek yok. Bir anlaşma yaptık. Defol dedim sana. Hadi defol. Çek git. Seni bir daha buralarda görürsem gebertirim. Böcek gibi ezerim. Hiç açamam. Hadi çık dışarı. Defol. Çık dışarı, çık. Hadi yallah.
Nimet, ben çok üzgünüm. Çok pişmanım, özür dilerim. Ben de çok pişmanım Cemil. Beni böyle aşağılamana izin verdiğim için çok pişmanım. Çok kötü hissediyorum. Tekrar özür dilerim. Bundan sonra sadece iş ortağıyız seninle. Dostluk, arkadaşlık bitti. Profesyonelce işimize devam edeceğiz. Bundan sonra hiçbir konuda maşan olmayacağım. Kenan konusunda da. Onun işlerini engellemene izin vermeyeceğim. Şirketin menfaati neyi gerektiriyorsa öyle davranacağım. Kenan bize de para kazandırdığı işini yapabilecek. Buyursun, yapsın. Bu akşam reklamcılarla yemek yiyeceğiz. Unutmadın değil mi? Biliyorum, unutmadım. İyi. Ne güzel değil mi kızım? Alo? Lamia doğruymuş. Boşanma gerçekleşmiş. Ya sevindim. İlamı aldım. Artık özgürüm Lamia. Darısı başıma. Çok rahatladım. Senin de boşanıp ilamını eline alacağın günü iple çekiyorum. Şimdi daha da çok istiyorum bunu. Açacağım işte davayı. İnşallah o gün de gelecek. Meleğe de söyle, sevinsin. Ne yapıyor o, uyuyor mu? Yok, oyun oynuyorduk ama birazdan yedirip yatıracağım. Sen ne yapıyorsun şimdi, stüdyoya mı gidiyorsun? Önce Cavidan'a uğrayacağım. Niye? Teşekkür etmek istiyorum. İstese işi uzatırdı. Zora koşardı. Hatta boşanmazdı Lamia. Birlikte olmamızı engellerdi. Biliyorum. Bana izin verdiği için ona bir teşekkür borcum var. Anladım. Kapatıyorum şimdi. Sonra konuşuruz yine. Tamam. Öpüyorum ikinizi de. Biz de. Biraz önce ilamı aldım adliyeden. Elimde olsun da geri dönüş ihtimali kalmasın diyorsun. Sana geliyorum, neredesin? Evliyken bu kadar sık görüşmüyorduk. Neredesin? Evdeyim, buyur. Tamam. Birazdan oradayım, görüşürüz. Görüşürüz. Abla, telefonun çalıyor. Kim?
Kayıtlı değil, isim yazmıyor. Ha. Alo. Alo Suzan abla, merhaba. Ah Lamia. Lamia mı? Nasılsın ablacığım, neredesin? Makbule'nin yanındayım ben. Biraz burada kalacağım. Seni merak ediyorum, nasılsın, ne var ne yok? Çok güzel haberler var bende. Kenan boşandı. Deme. Bu sabah boşanmış. Kenan'ın da haberi yoktu. Cavidan Hanım arayıp söyledi. Ne olmuş, ben de konuşayım. Sonra Kenan gidip ilhamı aldı, öyle işte. Herkes için hayırlı olsun inşallah. Ne olmuş, versene. Kenan Bey boşanmış. Aa, yaşasın. Dur. Alo Lamia. Gözün aydın kardeşim. Sağ ol. Cemil kudurmuştur hırsından. Oh canıma değsin. Neredesiniz siz? Ne alemdesiniz? Kusura bakma, söyleyemem. Bana, kardeşine de mi? Kenan kimseye söylememem için sıkı sıkı tembih etti. Yanında mı? Evet. Kavuştunuz sonunda ha? Sizi gidiler. Oh, Melek de yanınızda. Aile oldunuz artık. Ben de boşanana kadar düşündüğün gibi bir aile olmayacağız. Hadi hadi, yeme bizi. Ateşle barut bir arada durmaz. Aa, ver artık, yeter. Alo? Lamia? Meleğim nasıl? Çok iyi. Aman abla, gözünü seveyim, hemen sil numarayı. Makbule görmesin. Tamam tamam. Ben ararım sonra seni. Ona duyurmadan yerimi de söylerim. Aman söyleme kızım. Ben bilmeyeyim daha iyi. Başıma iş açılıyor sonra, neme lazım. Kapatayım şimdi, sonra konuşuruz yine. Oldu canım. Çok öptüm. Numarayı silmeyi unutma. Tamam. Hadi tekrar hayırlı olsun. Numarayı mı siliyorsun? Tüh. Keşke baktığımda ezberleseymişim. Ama ne bileceğim, değil mi? Ne çabuk boşanmışlar, değil mi? Benim bildiğim dava için gün almak bile aylar sürüyor. Biri Hüseyin Kenan, biri Prenses Cavidan olunca böyle oluyor. Bavulları arabaya yerleştirsinler mi efendim? Evet, yerleştirsinler. Merhaba. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Cavidan Hanım sizi bekliyor, buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yolculuk mu var? Evet, tatile çıkıyorum. Dinlenip bütün yorgunlukları atacağım üstümden. Anladığım kadarıyla veda konuşması yapmaya geldin. Bitti işte bak. Çabucak azat ettim seni. Çok teşekkür ederim. Şirket avukatları işi çabuklaştırmak için seferber oldular ve hallettiler. Ben aslında daha önce söylediklerimin dışında bir şey söyleyemeyeceğim sana Cavidan. Evliliğimiz süresince sana haksızlık ettiğimi kabul ediyorum. Evet. Bunları defalarca söyledin ve haksızlık etmeye devam ettin. Yeni bir şey söyleyeceksen dinlerim ama bunları konuşurken sen de zorlanıyorsun Kenan. Onun için daha fazla yormayalım birbirimizi. Yaşadık ve bitti. Her şey için teşekkür ederim tekrar. Özellikle boşanma konusundaki yardımın için.
Ne yapacağız şimdi? Birbirimize bundan sonraki hayatımız için başarı ve mutluluk dileklerimizi mi sunacağız? Yürekten diliyorum. Gerçekten. Ama senin için başarı da, mutluluk da çok zor bundan sonra. Lamia ile mutlu olamayacaksın Kenan. Onu seviyorum Cavidan. Biz birbirimizi seviyoruz. Lamia senin için erişilmez olduğundan sevdiğini sanıyorsun onu. Sen hep senin olmayanı istedin hayatta. Leyla'yı da ulaşılmaz olduğu için sevmemiş miydin? Sen mutsuzluğunu seviyorsun aslında. Mutsuzlukla besleniyorsun. Psikolojik analizimiz de çıktı. Terapi de yapacak mıyız? Bestelerin de hep o kırılgan, incinmiş duyguların eseri değil mi? Bütün yaşadıklarımıza rağmen söylenecek son sözler bunlar olmamalıydı Cavidan. Daha bitirmedim. Eksiklerini kınalı yapınca hayaliyle doldurmaya çalıştın. Onun sana yetebileceğini düşündün. Ama düşünmek başka, yaşamak başka. Gerçekler başka. Lamia ile senin gerçekleriniz bambaşka. Lamia hakkında en ufak bir ima, kötü bir söz duymak istemiyorum. Çünkü o zaman ben de çok kırıcı oluyorum. Daha tanımıyorsun onu. Birlikte yaşarken çıkacak bütün farklarınız ortaya. Şimdi görmediğin, görmek istemediğin her şeyi o zaman göreceksin. Sen onunla yapamazsın. Ve yapamayacaksın Kenan. Hoşça kal Cavidan. İyi tatiller. Meleğim gece boyu deliksiz uyuyabilecek sonunda. Alo. İyi akşamlar Lamia. Neredesin sen? Stüdyodayım. Hala. Biraz daha gecikeceğim, merak etme diye aradım.
Ne oldu, bir terslik mi var? İlk kayıtlar hiç hoşuma gitmedi. Biraz daha çalışacağız. Ne zaman biter? Korkar mısın gece yalnız? Ne zaman biter? Bir dakika. Evet. Şu ölçüde çelde kreşendo yapsak mı? Dur şimdi, sonra bakarız. Alo. Çok mu geç kalacaksın? Bu bölümü unison mu çalsak? Bakacağım, dur. Bilemiyorum Lamia. Çalışıyorum. Bitince geleceğim. Kapıyı, pencereleri iyi kapat. Çok dikkatli ol, tamam mı? Aklım sende kalmasın. Tamam, merak etme. Tamam. Unison mu çaldırsak? Cello'da crescendo mu yaptırsak? Reklam kampanyasını da bu organizasyonla aynı zamanda başlatmak istiyoruz. Harika olur. Çok geniş kapsamlı bir kampanya. Büyük iş. Pahalı. Geri dönüşü de büyük olacak haliyle. Sizin firmanın büyüklüğüne yakışır olacak. Öyle umut ediyoruz. Aslında biz kampanyanın yeni yüzü olarak eşinizi düşündük. Ama telefonuna ulaşamadık. Değiştirmiş herhalde. Evet. Keşke o da burada olsaydı. İkna edebilseydik bu gece rahat uyurduk, değil mi? Kesinlikle. Kaç film çekilecek? Şimdilik 3 diye düşünüyoruz. İlk parfümle başlayacağız. Daha sonra cilt ürünleri. Yıllarca sürebilir. Hı hı. Anlıyorum. Lamia için çok büyük bir fırsat olabilir. Tabii kabul ederse. Önceki reklam filminden sonra bir daha tövbe demişti ama Melek küçük daha, biliyorsunuz. Bizi tanıyorsunuz. Lamia Hanım'ı kızınızdan da ayırmayacak güzel bir çalışma ortamı da sunacağız size. Lamia'ya ileteceğim. Kararı kendisi verir. Ama uzun süreli bizimle çalışmayı garanti ederseniz kim bilir, belki de onu ikna etmek için uğraşır. Kabul. Şimdiden bilemiyorum ama kabul ederse. Bu arada siz zaten piyasada bizden daha kupon çalışan başka bir organizasyon firması bulamazsınız. Orası şüphesiz. Tamam, baktım öyle sadece. Havaya baktım. Aha. Sen sadece kendini kandır, beni değil. Kesin bir şey oldu, bak söyleyeyim. Acaba sen çocuğu reddettiğin için ayağını kesmiş olamaz mı? Yüz vermedin, çocuk da çekti gitti. İstemiyorum diyen sen değil miydin? Öyle de. İyi işte. Üstüne gitme, akışına bırak. Gelmese bile telefon ederdi en azından. Evini bir arasam mı? Makbule, kendini küçük düşürme kızım. Sen herhangi biri değilsin. Daha önce yaşadıklarınızı unutma. Ne olur bak, senin iyiliğin için söylüyorum. Ha? İyi, tamam. Ben yatıyorum. Meyveye? Yok canım, istemiyor. Hadi Allah rahatlık versin. Allah sana önce akıl fikir versin. Ey ya Rabbim, ben sana ne diyeyim?
Bu nasıl beste? Bu daha iyiydi. Sesler temiz. Kimse bir şey demiyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Güzel yani, ne değil. Aydın? Açık söylemek gerekirse benim için pek sinmedi usta. Belli zaten. Aranjmanda mı bir terslik var? Bilemiyorum. Bir şey eksik. Yani senin önceki bestelerin gibi değil. Değil. Çünkü bu yeni bir beste. Ben Aydın Bey'in ne demek istediğini anladım Kenan Bey. Bu beste biraz hafif kalıyor. Duygusu biraz daha hafif. Hafif mi? Siz benim besteciliğimi mi sorguluyorsunuz? Yok yok, öyle değil tabii. Ne demek hafif? Ben size teknik olarak bir şey soruyorum. Siz benim sanatım hakkında fikir beyan edemezsiniz. Nereye gidiyorsun? Fikrimizi sordum, ben de söyledim. Ne sinirleniyorsun? Tamam arkadaşlar, lütfen. Gidin hepiniz, gidin. Ben tek başıma tek kemanla çalarım bu besteyi. Hafifmiş. Hadi çocuklar, bu akşamlık bu kadar. Hepimiz yorulduk, yarın tekrar konuşuruz. İstemiyorum. Başka müzisyenlerle çalışacağım. Sen bilirsin ama şimdi keselim lütfen Kenan. Boşuna üzme kendini. Bir yanlış anlama oldu. Bu kulağlara bak ya. Tamam ama uzatma. O çocuklar piyasanın en iyileri diye senin yanında çalıyorlar. Çalmasınlar artık. İstemiyorum. Böyle yapmaya devam edersen yakında sana çalacak müzisyen bulamayacaksın. Bak Toygar'ı da küstürdün. Güzel değil. Aslı herif ya. Abi gördün işte, haksız mıyım? Sabahtan beri dinledim besteyi de. Beğenmedim, ne yapayım? Müthiş kemancı diye kötü bestesini söyleyemeyecek miyim? Yarın konuşuruz tekrar. Meleğim, Kenan yanımda ama yine yalnızım. Ama geçici bu. Onun eve dönüşünü beklemek bile güzel. Kenan'ı ilk kez bu kadar yakından tanıyorum. Sabah kalktığında nasıl? Çalışırken ne yapmayı seviyor? Yavaş yavaş öğreneceğiz Meleğim. O kadar mutluyum ki. 3 kişilik mutluluğumuzun ilk günlerindeyiz. Giderek daha çok alışacağız. Tam bir aile olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah fedakar Macide, ah. Ben eve dönmeden uyuyamıyorsun değil mi? Bak, babam fosur fosur uyuyor. Uyuyacak tabii. Biz varken olur mu hiç öyle şey? Teşekkür ederim. Aslında bu evin bir hanıma ihtiyacı var Macide. Bu evin Lamia'ya ihtiyacı var. Üzmeyin ne olur kendinizi. Tamam. Bu gece senin hatırına üzmeyeceğim kendimi. İyi geceler. Sana da. Ben Melih'i yatırıp geleyim. Cemil. İyi geceler.
hoş geldin. Uyandırdın mı? Özür dilerim. Hayır, bekliyordum. Öylece uyuyakalmışım Meleğin odasında. Karnın aç mı? Bilmem. Nasıl bilmem? Yemedin değil mi? Ben şimdi sana bir şeyler hazırlarım. Dur, gitme. Otur yanıma. Sonra yerim bir şeyler. Seni özledim. En güzel şey eve döneceğini bilmek. Benim için de en güzel şey eve geldiğimde sizi görmek. Melek ne yaptı bugün? Evi çok sevdi. Her yeri tanımak istiyor. Elimden tuttu, merdivenlerden indik indik çıktık. Oyun yaptı merdivenleri. Merdivenlerin iki başına güvenlik yaptıralım da kendi başına çıkmaya kalkmasın, Allah korusun. Ya evet. Peşinden koşturacak bu bizi, belli oldu. Sen neler yaptın? Ne yapayım? Yemek yaptım sana. Melek'le oynadım. Zaten o başlı başına bir iş. Peki sen ne yaptın? Bunu mu soruyorsun? Hayırlı olsun. Cavidan Hanım'a gittin mi? Evet. Vedalaştık. Anladım. Sonra da stüdyoya gittim. Nasıl? Beğendiler mi besteyi? Evet. Hadi yatalım. Cavidan Hanım'la bir daha görüşecek misiniz? Karşılaşınca görüşürüz tabii. Kötü ayrılmadık ki. Ama özel olarak görüşmeyeceğiz. Hadi. Açsın bakayım benim meleğim ağzını. Ham yap bebeğim. Aferin. Aferin. Bugün stüdyoya gidecek misin? Hayır. Neden? Daha yeni başlamıştınız çalışmaya. Stüdyoya girmek için daha erken olduğunu hissettim. Beste üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyacım var. Çok eksik daha. Onu fark ettim. Bence çok güzel. Nesi eksik ki? Bitmedi dedim Lamia. İçime sinmeyen bir şeyler var. Ya belki de çok mutlu bir şarkı. Ama duygusu çok yüksek. Her şeyden önce benim bitti diyebilmem lazım. Diyemiyorum daha. Senin anlayabileceğin bir durum değil.
sadece senin değil, hiç kimsenin anlayamayacağı bir durum. Profesyonel bir endişe bu. Anladım. Bitti mi ağzındaki? Bir tane daha geliyor. Al bakalım. Hah? Aferin. Kızım. Benim Afife'yi aramam lazım. Afife günaydın. Günaydın abicim. Ben de senin aramanı bekliyordum. Rahatsız etmek istemedim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Şimdi bir toplantıya gidiyorum. Ayarlamaya çalışıyorum bir şeyler. İyi. Peki para durumumuz nedir? Pek parlak değil abi. Birkaç gün içinde kesin bir şeyler ayarlamam lazım. Ayarlarsın canım. İnşallah. Çok dayanamayacağımızın ben de farkındayım. Öyle çok seçici olma. Otellerde konser falan vermem diyordum ya. Gerekirse veririm. O alternatifi de düşün. Tamam, sen merak etme. Bunun dışında iyi misiniz? Evet. Keyfim çok yerinde. Dün stüdyoya girmişsin. Evet ama bitmedi daha. Yeni bir şeyler geliyor ama. Lamia ile Melek uğur getirecek sana. Biliyorum. Hadi hoşça kal. Hoşça kal canım. Toplantının sonucuna göre ararım. Tamam canım. Çocukları da öpüyorum. Afife çok selam söyledi. Kız? Bu da halandan sana. Afife turne için uğraşıyor. Öyle mi? Hı-hı. Birkaç gün sonra şehir dışına çıkabilirim. Ya... Yalnız korkar mısın burada? Suzan ablayı çağırırım olmazsa. Ben de öyle düşünmüştüm. Başkaları gelip rahatsız etmesin de. Buranın yerini kimse öğrenmesin. Bugün bir fotoğraf makinesi alalım. Kızımın yeni resimlerini çekeyim. Ya ne iyi olur. Suzan Hanım merhaba. Merhaba Cemil Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Nerelerdesiniz? Lamia'nın yanında değilim. Bir ahbabımın yanındayım. Peki. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın lütfen. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Ben sizi ne için rahatsız ettim? Estağfurullah. Buyurun. Ama önce şimdi size söyleyeceğim şeyin bir numara, bir dalaver olduğunu zannetmeyin. Dinliyorum. Lamia'ya bir reklam teklifi daha geldi. Ya! Kimden geldi bu teklif? Benim işini almaya çalıştığım bir grubun reklam ajansından. Ha. Ben sadece elçiyim yani.
Lamia ile birlikte olduğumuzu düşündükleri için toplantıda konuyu bana açtılar. Anlıyorum. Onun telefonu da yok artık tabii, ulaşamamışlar. Sizin onunla görüştüğünüzü tahmin ediyorum. Size onların numarasını vereyim. Lamia ilgileniyorsa direkt onlarla temasa geçsin. Tamam. Alayım ben numarayı. Bir saniye. Evet, yazıyorum. 0212. 0212. 2. Tamam. Ben onun numarasını bilmiyorum. Ancak ararsa söyleyeceğim bunu. İnşallah yakında arar da geç kalmayız. İnşallah. Eğer onu görürseniz veya konuşursanız onu ne kadar özlediğimi de söyleyin lütfen. Bana döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Söylerim. Hoşça kalın. Güle güle. Makbule. 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 Gel abla. Ya yine mi açıldı bu sandık? Bakıyorum işte. Yapma kızım sen de. Boşu boşuna üzüyorsun kendini. Tutundukça bırakmıyorsun. Allah aşkına yazık değil mi? Ha? Günlerin geçiyor, haberin yok. Of. Bir daha nerede bulacaksın bu yaşını? Aptal. Doğru söylüyorsun. Hadi bir iki lokma bir şey yiyelim de dışarı çıkalım seninle. Çıkalım. Pazara falan gidelim diyordun. Gidelim. Olur. Demin sen biriyle mi konuşuyordun? Televizyon mu çıktı? Yok. Eski mahalleden bir ahbap aradı hal hatır sormak için. Onunla konuşuyordum. Hadi. Nimet ben... Merhaba Cemil. Nimet çağırdığı için buradayım. Hoş geldin. Niye geldin diye sormadım zaten. Rahatsız olmana gerek yok Afife'cim. Biz Cemil'le bir anlaşmaya vardık. Kenan konusunda o parmağını oynatmayabilir. Ama ben bu şirketin diğer ortağı olarak işlere devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşimize duygusallığımızı karıştırmamaya karar verdik. Öyle değil mi Cemil? Evet. Kenan belasını kendi bulsun. Bundan sonraki felsefemiz budur. Hiç şık değil. Onların yaptığı çok şık ama. Neyse. Mutlu çiftimiz ne yapıyor? Bir haber var mı? Abim aradıkça konuşuyoruz. İyilermiş. Bu arada haberi bilmiyorsun. Kenan'la Prenses Cavidan boşanmış resmen. Prenses kararlı çıktı bak. Dediğini yaptı. Ben çıkıyorum demek için uğramıştım. Biraz hava alacağım. Tamam canım. Güle güle. Cemil fena dağıldı. Şimdi önlerinde bir tek engel o kaldı. Neredeyse gerçekten sevdiğine inanacağım Lamia'yı. Bence de. Bu abime olan bir hırs değil. Gerçekten aşık karısına.
Yapacak bir şey yok. Evet. Ne kadar direnirse dirensin, en fazla 18 ay sonra boşanma gerçekleşir diyor avukat. Neyse, biz kendi işimize bakalım. Kenan'ın planlanan turne programı burada. Bak. Ah. Ah, bu arada Lamia'ya da reklam filmi teklifi geldi yine. Aa, aynı firma mı? Hayır, bu seferki daha büyük. Ah. İstersen onun da menajeri ol. Lamia'nın geleceği parlak görünüyor. Bu listede niye Ankara yok? Dur bakalım, konuşuyorum bazı salonlarla. İstediğimiz gibi bir şey olursa Ankara'yı da en sona koyarız. Hafıza kartını buradan değiştiriyorsun bak. Piller de buradan. Tut bakayım şunu biraz. Daha güzel bir yere gidelim. Böyle yeşillik falan, öyle çek. Kızım, canım. Kızım. Şişt. Hadi dur şöyle. Ben de bakayım. Ya çok çirkin, sil onu. Hayır. Kenan, sil küserim. Tamam, bir tane daha çekeyim. Ama bu sefer güzel poz ver. Bakalım. Tamam, bu iyi. Bir an önce ver dilekçe İlham ya. Boşan bitsin bu iş. Seni yanımdayken özlüyorum. Sana ne oluyor cimcime? Anladın mı babanın söylediğini? Anladın mı? Gel. Günaydın Cemil Bey. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Cemil Bey. Günaydın. Bakınız. Çok meşhur bir adam oldunuz artık. Bak ne yazıyor. Kınalı yapacak projesi kaldığı yerden devam ediyor. Cemil Paşazade eşinin bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. Vay vay vay. O ne? Kahvaltını ettikten sonra gösterecektim ama madem gördün, al bakalım. Lamia davayı açmış sonunda. Bak, senin yapamadığını o yaptı. Bir aydır hala umut ediyorsun oğlum. Ben sana üzülüyorum. Döner diye bekliyorsun hala. Dönmeyecek işte bak. Boşanmak istiyor. Uzatma. Bak, işlerin de çok iyi gidiyor maşallah. Sosyal sorumluluk projesi de büyük destek görüyor. Vallahi de billahi de senin böyle bir adam olacağını söyleseler de inanmazdım. Vallahi bak. Seninle gurur duyuyorum. Ben kimin oğluyum? Dalga geçer gibi bir de eşinin bıraktığı yerden diye yazıyor. O kızın bu işleri gündemde olmak için yaptığı nasıl da belli oldu. Seviyesiz. O kim, yardım etmek kim? Sana kim yardım etsin diye sorarlar adama. Cemile de aferin. İyi stratejistmiş doğrusu. Nasıl da durumu kendi lehine çeviriverdi. Ben en çok Hüseyin Kenan'ın durumuna gülüyorum.
Adam düşüşte. Cemil Bey'in şöhreti aksine büyüyor. Etme bulma dünyası. Böyle olur işte. Allah'ın sopası yok. Lamia Hanım'ın da reklam çekim başlayacakmış bugün. Sen nereden biliyorsun? Nimet Hanım konuşurken duydum. Nasıl alttan alttan kafa çıkarmaya çalışıyor bak yine. Bu kız kendini teşhir etmek için elinden geleni yapıyor. Aptal şey. Ne sanıyorsa kendini. Hadi ben kaçtım. Hadi bakalım. Nimet'e selam söyle. Öğleden sonra uğrayacağım ona. Sen ararsın. Şimdi benim söylemem olmaz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Aferin şu çocuğa bak. Nasıl mesafeyi koruyor. Sizin yakınlığınızı hiç kullanmadı. Ama onun yakınlığı artık bana fazla gelmeye başladı söyleyeyim. Bak şimdi. Bak şimdi mak şimdi. Bir an önce evlensinler de nerede yaşayacaklarını bilsinler. Paşa bunlara da bir oda verir herhalde. Bilmiyorum o kadarını. Bir konuşsunlar bakalım Gülay'la. Bir an önce konuşsunlar ama. Evin içinde sürekli genç bir adam. Rahat rahat bir gecelikle dolaşamıyorum yani. Tamam. Tamam haklısın. Biraz daha meyve suyu? Hayır, teşekkür ederim. Bugün ekstra bir şıksın. Kiminle toplantın var? Şirket dışında olacağım bütün gün. Bugün ayın kaçı? Lamia'nın reklam çekimine gidiyorsun sen. Evet. Cemil, bence gitme oğlum. Hiç gerek yok. Huzursuzluk çıkarma. Lamia'yı uzaktan da olsa görmek istiyorum baba. Hoşça kal. Güle güle. Hazır mısın? Evet. Daha makyajını yapmamışsın kızım sen. Çekim makyajı yapacaklar. Bugün sabahtan beri çok sinirli. Biliyor musun? Evet. Çalışıyorsun diye seni rahatsız etmeyecektim. Bir şey mi istedin abi ben? Cemil Bey'in bulduğu işe koşturmaya dünden hevesliymişsin sen de. Gel bebeğim. Bir altını açalım senin. Bir de haber vermeden çıkıp gidecektin. Kenan niye böyle yapıyorsun? O adamın bulduğu işe gitmeni istemiyorum. Çocuk gibi konuşma lütfen. Cemil'le bu işin ne ilgisi var? Bana ulaşamayınca onu aramışlar. Herkes ne bilsin ayrıldığımızı? Ay sonunda bilecekler ama. Bak, böyle yaparsan aklım sende gidemem. Kenan, lütfen. Bu işi geri çeviremezdim. Paraya ihtiyacımız var biliyorsun. Çünkü ben kazanamıyorum değil mi? Bir çuval inciri berbat ettim. Yaptığım besteler beğenilmiyor. Artık hiçbir işe yaramıyorum ben. Niye öyle söylüyorsun? Kendine haksızlık etme lütfen. Yeter. Bana acıma Lamia. Beni daha da yerin dibine sokma. Bütün bunları gitmeyeyim diye yapıyorsan gitmem. Kenan. Bak bana. Gidiyorum.
Gitmemi istemiyorsan gitmem. Her şeye rağmen biliyorsun. Özür dilerim. Saçmaladım. Hayır. Vazgeçtim ben. Arayıp söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? Sözleşme imzaladım. Canını okurlar senin. Bir de benim yüzümden borçlanma kimseye. Neyse. Kızım. Halacığım. Bekle, seni ben götüreyim. Gerek yok. O kadar yolu gidip gelme. Ben bir taksiyle giderim. Nasıl olsa şirket ödeyecek. Hayır, geliyorum. Nasıl olsa yapacak işim yok. Biraz insan içine karışayım. Belki daha iyi gelir. Ne zamandır odadan çıkmıyorum. Yabanileştim. Kaba bir adam oldum çıktım. Değilsin. Ben senin her halini seviyorum. Ben sevmiyorum. Bekle, üstümü değişip geleyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Cavidan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim. Merhaba. Şayk Hanım. Nereden çıktın sen? Döndüm. Canım. Dur bakayım sana. Saçlar şahane olmuş. Çok yakışmış. Ay, küçücük kalmışsın. Gençleşmişsin sen. Neler yaptın bakayım? Harika vakit geçirdim. Serseriler gibi dolaştım. Çok güzeldi. Oh, canına değsin. Sözünü dinledim yani. Aşk durumları ne alemde? O sözleri de dinledin tabii, değil mi? Hayır. Aa! Çivi çiviyi söker diyemiyorum ben, biliyorsun. Biliyorum. Hem Kenan'ı unutmak için başka bir adamı feda edemem. Bu herkese haksızlık olur. En çok da kendime tabii. Haklısın. Hele bir yaralar kabuklansın. Yaralar kabuklandı da tamamen ortadan kalkmadılar. Ancak bundan sonra. Prenses. Namık'cığım. Geldiğini duydum. Nihayet. Seni neredeyse vatandaşlıktan çıkaracaktım. Yok canım, dolaştım geldim işte. Çok değişmişsin. Harika görünüyorsun. Bana da öyle geliyor. Gölgeler kalkmış yüzünden. Sevindim. Nerede kalmıştık? Vites geçirirken can veriyor araba. İdare edeceğiz, ne yapalım? Sakin ol Kenan. Acelemiz yok. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya başaramazsam Lamia? Ya bir daha eski Hüseyin Kenan olamazsam? Yine de beni sevmeye devam edecek misin? Ne biçim soru bu? Soruma soruyla cevap verme. Sevmeye devam edecek misin, onu söyle. Yoksa arkanı dönüp gidecek misin? Ben sana aşığım. Hüseyin Kenan beni ilgilendirmiyor. Yani tabii ki ilgilendiriyor. Bestelerine payrı. Onları da çok seviyorum tabii de. Niye böyle bir soru sordun anlamadım. Neyse, boş ver.
öyleyse. Hadi buyurun bir şeyler atıştırın. Sağ ol. Yoğurt da getireyim. Buraya gelirken Makbule'ye ne söylediniz? Makbule Kütahya'ya gitti. Orada akrabaları var. Tam denk geldi yani. İyi, neyse. Kenan Bey'le Lamia'nın durumuna ne diyorsun? Kenan Bey biraz değişti gibi. Abim çok hırçın. Biliyorum. Turnelerin kötü gitmesi, halkın ilgisizliği onu çok etkiledi. Onun için de üstüne gidemiyorum. O da haklı ama işte. Bizimki de çok hassas. Gözünün içine bakıyor Kenan Bey'in. Abim de hayatını değiştirdi onun için. Bakmayın, Cemil Paşazade'nin karısını elinden almak da onun puanını düşürdü. Halk sırtını dönüverdi. Neler yaşandığını bilemezler tabii. Evet. Lamia evi terk ettiğinden beri Cemil'le hiç bir araya gelmediler değil mi? Hayır, hiç görüşmediler. Sırlar. Gelmiyor musun? Hayır. Memoristik de olmuş. Şu resimleri tab ettireyim bir yerde sonra almaya gelirim. Peki, görüşürüz. Sana hayran olacaklar. Hoş geldiniz Lamia Hanım. Size hemen makyaj odasını alalım. Tamam. Makyaj odası şu tarafta. Cem'i bilmiyordum. Bense seni görmeye geldim. Lamia Hanım pardon. Size acilen makyajı almamız gerekiyor. Hemen geliyorum. Hoşça kal. Kolay gelsin sana. İyi günler. İyi günler. Oo, iyi günler Kenan Bey. Hafıza kartı doldu da. Hemen yenisini takalım. Resimleri CD'ye mi aktarayım, resim olarak da ister misiniz? Evet, hem CD'si olsun
hem resim olarak basalım. Tamam. Bir de bir albüm alayım. Şunu vereyim mi? O güzel, olur. Buyurun. Birlikte bakalım mı? Hangilerini basacağımızı siz söyleyin. Bakayım. Çok büyümüş. Ne kadar oldu? 1,5. Allah bağışlasın. Hepsini basın bence. Tamam. Ne kadar sürer? Hemen yapayım. Bekler misiniz? Olur. Tamam. Size bir çay söyleyeyim. Almayayım, teşekkürler. Olur mu öyle şey? Dükkanımıza Hüseyin Kenan gelmiş. Oğlum hemen bize 2 çay yap. Teşekkür ederim. Ne oldu Kenan Bey? Melek sizi çok meşgul ediyor herhalde. Besteler artık eskisi gibi değil. Yani yanlış anlamayın. Sizi eleştirmek bana düşmez ama... Bizim hanım da söylüyor. Bunlar da güzel ama eskileri bir başka diyor. Öyle mi? Eski bestelerinizde şey vardı. Nasıl diyeyim? Bir şey vardı. Buramı sızlatıyordu. Hı hı. Yenileri bir değişik. Belki de bize öyle geliyor. Bilmiyorum. Ben bir yere uğrayacaktım. Unuttum. Resimleri sonra almaya gelirim. Çaylar? Sağ olun. Gideyim. Şahane oldu. Son rötuşları stüdyoda bir daha yaparız. Elbiseyi de çok güzel taşıyorsunuz. Bu parfüm çok satacak. Ne diyordu slogan? İçinizdeki dişiyi çıkarır. Gittin sanıyordum. Uzaklaşamıyorum buradan. Sana bu kadar yakınken gidemedim. Çivilendim. Yapma ne olur. Bu konuşmaların bize yararı yok. Ben seni gerçekten seviyorum Lamia. Acı çekiyorum. Beynimde hissediyorum acıyı. Sadece kalbimde değil. Hala benim eşim olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Lütfen. Ay sonunda böyle bir durum da ortadan kalkacak. Biliyorsun. Hayır. Sana biraz daha zaman vereceğim. Lütfen Cemil, uzamasın bu konu. Ben seni korumaya çalışıyorum, haberin yok. Bana en çok ihtiyacın olduğunda ben senin yanında olacağım. Bana geleceğin günü aşkla bekliyorum Lamia. Merhaba. Merhaba. Biz hazırız Lamia Hanım. Ama önce isterseniz siz de biraz çekim pratiğinden konuşalım. Tabii. Buyurun. Hoşça kal. Görüşürüz. Size kolay gelsin. Başarılar. Teşekkürler. Ha. Gidiyor musun Cemil? Evet. Lamia'ya baktım. Başarılar diledim. Gidiyorum. Çok güzel. Görüşürüz. Nasılsınız? Merhaba. Buyurun oturun. Mert Bey firmamızın sahibi. Biliyorum, tanışmıştık. Ben de şimdi çekimleri anlatacaktım Lamia Hanım'a. Müdahale edeceğiniz bir yer olursa çekinmeyin söyleyin. Hay hay. Şimdi önce bir yakın planla başlamak istiyorum. Yakın çalışacağız. Tamam. Thank you.
Parfümü kullanmadan önceki halinizle şu haliniz arasındaki değişimi izleyici hissetmeli. Slogan da her şeyi açıklıyor zaten. Masum bakışlar istemiyorum. Yapmaya çalışacağım. İşiniz zor. Stüdyo hazır hocam. Son kontroller için sizi bekliyorum. Peki, geliyorum. Bir iki dakika sonra gelebilirsiniz. Tamam. Ben de gideyim de stüdyoda yerimi alayım. Mert Bey. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii, buyurun. İkinci sahneden sonra ışıklar değişecek. Bak gördüğün tamam. gibi organize edin. Hadi tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ha, çekim daha başlamadı mı? Hayır, birazdan başlayacağız. Lamia Hanım nerede? Makyaj odasında. Sağ ol. Şu spotları değiştirir misin? Bu sıralar turnesi yok. Yani onunla da bir çekim olabilir. Belki bundan sonraki filmi Kenan'la birlikte çekeriz. Belki de reklamın müziklerini Kenan'a yaptırırsınız. Daha önce reklam müziği yapmadı ama yapabilir. Bilemiyorum. Biz biraz sofistike bir iş olsun istiyoruz. Şimdi size söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama Hüseyin Kenan'ı tercih etmeyiz. Bizim için doğru bir figür değil o. Neden öyle diyorsunuz anlamıyorum. Kenan çok seviliyor. Yok, besteleri de artık eskisi gibi tutmuyor. Kusura bakmayın. Biraz net konuştum ama böyle. Ama bir söz verdiyseniz kendisine konuşuruz. Gerek yok. Teşekkür ederim. Neyse, stüdyoya gidelim mi? Siz gidin, geliyorum ben de. Thank you.
Müzik